Bugün Minhajul Abidin dersimizde üstadımız İmam Gazali Hazretleri buyuruyorlar. Nefs tepesi vardır aşman gereken. Nefs ibadete yöneltmek istediğin zaman onu yönelmek istemez. Bıkkınlık yapar. İstemezlik yapar. İbadete gelmek istemez. Aşk u şevk ile kalkıp namaz kılmak istemez. Bunun yanında şerri ister. Kötü işler yapmak ister. Böyle bir engel var o önünde senin Allah yolunda giderken nasıl aşacaksın? Bu tepeyi diyor koskoca i̇mam Gazali Hazretleri Havfu reca ile aşarsın. Yani Allah'ın sana vaat ettiği nimetleri tefekkür et. Bu ibadetleri yaparsan, nefsine bu konuda gem vurursan Rabbim bana ne ilahi lütuflar gönderecek, ne büyük ikramlar verecek. Resul-i Ekrem bu ikramları her kademeden insana göre anlatmış. Ya ne kadar güzel şari Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel anlatımlar. Bakıyorsunuz bir hadis-i şerifi anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde. Bu namazı kılan diyor cennette bir saray verilecek ona. Bakıyorsun seni pek etkilemiyor cennette. Çünkü senin saray ve ev düşüncen pek yok yani. Ama kime etkiliyor? Mesela kadınları etkiliyor. <laughs> Ya dünyada zaten kiradan kiraya, kiradan kiraya. <laughs> bir saraya oturalım artık yani. Onun için o oh, ona çok tatlı geliyor. Efendimiz onları görmüş. O haldeki insanları. Ona onu söylemiş. Öteki günahın içinde kavrılıyor. Yanıyor pişmanlıktan. Bu günahları nasıl affettiririm diye. Efendimiz onun içinde bir hadisleri buyurmuş. Bu namazı kılarsanız Allah günahlarını siler. O koşa koşa geliyor. O hadisleri duyunca yani. Öteki işlerde sıkıntı yaşıyor. Parasını tam alamıyor, iş bulamıyor. Efendimiz buyurmuş. Bu namazı kılarsan rızkın eline kolay gelir. O, o, o oradan koşuyor. Öteki Allah aşkıyla dolu. Allah'a yakın olmak onun derdi. Başka dünyalık hiçbir şey onu memnun etmiyor yani. Yok eline para gelecekmiş, saraya oturacakmış vesaire. Bunların hiçbirini duymuyor yani kulakları. Ne diyor? Efendimiz Aleyhisselam onun içinde bunu kılan insanlara Allah ehlim diye hitap eder. Benim ehlimdir. Benimledir. Benim özelimdir diye hitap eder. O da koşa koşa geliyor. Bu reca, ümit, Allah'ın vaat ettiği nimetlere erme duygusu, tefekkürü kalbinde hasıl olunca nefsin o istemezliğini kenara atarsın. Bu bir. İkincisi de havftır, korku. Kalbe gelecek olan korku. He. Allah korkusu bu ama. Allah korkusunun diğerlerinden farkı nedir? Büyükler söylemişler. Diyor ki normalde korktuğun zaman bir şeyden kaçarsın. <laughs> Allah'tan korktuğun zaman Allah'a koşarsın diyor. Allah korkusunun farkı. Allah'tan böyle korkar yani insan. Korkarsın. İşte o da tür tür... Tip tip insanların ahvaline göre yine Resul i Ekrem anlatmış. Kimisi ateşten korkar ki hepimiz korkuyoruz zaten. Cayır cayır yanarsın. Kimisi akrepten, çiyandan, yılandan korkar. Ona öyle anlatmış. Namaz kılmaz kabre gireceksin. Girmeyeceksin mi? Gireceksin. Girdiğin zaman kabrinde insan boyu akreplerle karşılaşacaksın. Namazsızsın diye. Onlara öyle söyledi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi birisi aşkıyla yanıyor. Rabbine celle celaluhu bir an daha bir dem daha daha yakın olayım diye. Biraz daha ilahi tecelliyle dolayım diye. Ona da diyor ki bunu yapmazsan Allah'la arana perdeler iner. O o onun için cehennem azabından da beter. Okul için ne yapıyor hemen? hemen o ibadete koyuluyor. İşte nefsin tembelliğini atmak için hauf, korku, varacağı Allah'tan ümid içerisinde olursa kul o zaman bu Akabe'yi de bu tepeyi de atlatır.